Evet, değerli konuklar, sohbetimizin bu bölümünde biraz piyasadan, fiyatların oluşumunu etkileyen faktörlerden ve önümüzdeki dönemdeki beklentilerden bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili bizle birlikte her gün, günü gününe hem yurt içi piyasaları hem yurt dışı piyasaları takip eden bir uzman ekip var. Öncelikle ben onları tanıtmak istiyorum. Ham maddeler analisti Sayın Burçak Odabaşı Alpman, hoş geldiniz. Yassı ürünler analisti Sayın Nazlı Keseli, hoş geldiniz. Ve uzun ürünler analisti Sayın Ecem Özek, siz de hoş geldiniz. Şimdi aslında tabii ki detaylı rakamlara girecek konuşmacılarımız ama ben biraz konuya ısınmak babında bir iki gevezelik edeyim diyorum, bir iki laf söyleyeyim. Fiyatlardan bahsedeceğiz. Bir duayenimizin dediği gibi aslında fiyatlar sabit kalmaz. Yani ya düşer ya çıkar. Öyle demiş. Aslında da öyle. Piyasa ekonomisinde bence bu da doğru bir tespit. Ancak belli toleranslar koyarsak, yani belli alt ve üst limitler dahilinde eğer fiyatlar geziniyor ve ona da biz yatay seyrediyor dersek, o zaman sabit fiyattan belki bahsedebiliriz. Bildiğimiz gibi işte bir sürü husus var. Fiyatı arttıran faktörler. Ham madde girdilerindeki artışlar. Ne bunlar? Hurda, cevher, kok kömürü. Açıkçası artınca da zaten hepsi birden artıyor ne hikmetse. Yani biri artınca diğeri de pek sabit kalmaz. İşte talepteki artış diyoruz piyasa ekonomisinde en meşhur laf arz talep dengesizliğinden oluşan fiyat değişimleri. Ama günlük yaşamda en önemlisi ki bence de öyle müşteri stoklarındaki azalış. Son zamanlarda ortaya çıkan başka bir husus var. Piyasa psikolojisi. Açıkçası amiyane tabirle birileri gaz verir ve piyasalar o doğrultuda da hareket eder. Yani fiyatlar artması gerekmez ama nedense artıyormuş hissi verilir ve o şekilde de birkaç dolar kazanılır. Tabii ki son yıllarda yaşadığımız küreselleşme, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere fon aktarımı. Bu tabii çok önemli bir husus. Bu sayede bugün gelişmekte olan ülkelerin payı dünya GDP'sinde gayri safi milli hasılasında %50'ye ulaştı. Fiyatı düşüren faktörler işte aynı şekilde bunların tersi. İşte Çin'in alımlarını azaltması. Örneğin Çin 2003 arkadaşlar şunu tabii ki tespit etmemiz lazım. Her zaman Çin meselesini ortaya koyuyoruz. Ama piyasadaki dengeleri değiştiren, çelik sektörünü bu kadar hareketli hale getiren ve bana göre de karlı hale getiren olgu Çin'in 2003 yılından piyasalara girmesidir. Her şeyi etkilemiştir Çin'in piyasada bulunması. Ama tabii bundan sonra bir takım faktörler, işte tüketimin azalması, işte daha yatırımların azalması diyelim ona, fixed asset investments diyorlar. Dolayısıyla burada fiyatları düşürücü yönde etki yapacak diye söyleniyor. Bir başkası tabii ona stabilite diyor. Efendim talebin düşmesi özellikle örneğin Euro bölgesinde birçok yeri etkiledi. Bankalar, finansal tarafı var. Bankaların kredi limitlerini azaltması. Yani doların güçlenmesi o da normal olarak fiyatı düşüren faktörlerden biri dolar bazında. İşte arzın artması, ham madde fiyatlarının azalması, mevsimsel etkiler. İşte bunları şimdi rakamsal bazda bu yıl neler olmuş, neler fiyatı etkilemiş detaylı şekilde konuşacağız rakamlar üzerinden. Evet,
Ham madde fiyatlarından başlayalım Burçak Hanım. Hurda tabii ki önemli bir yerdi. Eskiden genelde uzun ürün fiyatlarını etkiliyor derken, işte elektrik arc fırınlarının artmasıyla yassı üretiminde yassı fiyatlarını da etkiler hale geldi. Hurda fiyatları ne olmuş acaba bu sene? Nasıl başlamış, nasıl seyretmiş? Öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Hurda fiyatları sizin de görebileceğiniz gibi seneye güçlenerek başladı aslında. Burada iki kaynağı vardı bu güçlenmenin. Birincisi mamul piyasaları destekliyordu bu güçlenişi. İkincisi de mevsimsel etkenler yani kış aylarının olması, hurda toplama faaliyetlerinin azalmasından dolayı güçlenerek başladı. Fakat senenin başlarında mamul piyasalarının daki talebin azalmasıyla birlikte hurda üzerine bir baskı oluştu. Fakat hurda yine mevsimsel koşulların etkisiyle mamulün beklediği düşüşü gerçekleştiremedi. Bu noktada işte biraz daha inişli çıkışlı da olsa çok istenilen düzeylere gelmediği için Türk üreticiler hurda yerine yani sıvı çelik üretmek yerine haddanelerinden mamul üreterek kütük ithal etmeye başladılar. O dönemlerde Karadeniz kütüğü çok daha rekabetçi fiyatlarda Türkiye'ye sunulmaktaydı. Dolayısıyla hurda yerini kütük aldı o dönemlerde. Tabii hurdaya olan talebin azalmasıyla birlikte hurda fiyatları da her ne kış şartlarının da azalmaya başlamasıyla diyeyim. Kademeli olarak düşüş göstermeye Düştü. başladı. En fazla nereye kadar düşmüş? Grafikte görüyoruz. Evet, Kaç o? 330 dolar seviyelerine kadar indi ki sene başında 410 dolar seviyelerindeydi. 80 dolar. Önemli bir düşüş. Değil Evet, mi? evet. Aha. 80 dolar aşağı yukarı ne yapıyor? %20 mi? %20 kabaca. Evet. %20 gibi bir düşüş görünüyor. Peki, yani mamul fiyatları düşüyor, hurda fiyatları direniyor. Neden oluyor bu? Yani çok mu kuvvetli bu hurdacılar? Nasıl yani? Hurdacılar çok kuvvetli değil. Hurdacıların maliyetleri yüksek. Maliyetleri yüksek. Evet, çünkü toplama maliyeti yüksek. Kış şartları işte Karadeniz bölgesinde nehirlerde buz kranların devreye Yeteri girmesine sebep kadar oluyor. toplanmıyor. Evet, arz da düşüyor Toplanmamış tabii. oluyor. Arz Evet. da düşüyor. Evet. Evet. Evet, hurda esas olarak uzun mamulü etkileyen bir girdi diye biliyorum. Herhalde gene de öyle. Peki bu hurda fiyatlarının bu seyri uzun mamulde bir etkili oldu mu? Yani hurda fiyatı düşerken uzun mamul fiyatları da mı düştü? Açıkçası şunu merak ediyorum ben. Yani hurda düşünce mi uzun mamul fiyatı düşer yoksa uzun mamul fiyatı düşünce mi hurda fiyatları düşer? Hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hesabı. İkisi de birbiriyle tam ilişkili aslında. Bir sonraki slayta gelelim. Tabii. Yani şöyle, hurda fiyatları uzun vadeli ihracat fiyatlarını etkiliyor bir yerde. Çünkü üreticilerin yurt dışına verdikleri fiyatları yükseltebilmeleri için hurda fiyatlarının bunu desteklemesi gerekiyor. O yüzden grafikte de gördüğümüz gibi hurda fiyatı düştüğü sıralarda ihracat fiyatımız da düşüyor. Yükseldiği seviyelerde tekrardan yükseliyor. Ama iç piyasa için aynı şey geçerli değil tabii. İç piyasada farklı etkenler var çünkü. Bu ihraç, Bu ihracat, mamulün ihraç fiyatı öyle mi? bu inşaat demiri FOB fiyatı yani Evet. ihracat fiyatı. Ama iç piyasada farklı. Hani dolar TL'nin durumu etkiliyor, doluluk oranları etkiliyor. O anki hani mevsimsel projelerin, inşaat projelerinin olması gibi faktörler etkiliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen üreticiler kütükten direkt hattaneden mamul çekiyor. Bununla birlikte hani üretimi artıp yüksek seviyelerden teklif verebiliyorlar ve işlem hacmi de aynı şekilde devam edebiliyor. Hatta bir sonraki slayta geçelim. Yok, bir o slayta geçmeden önce ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu aşağı yukarı aynı eğri gibi bir şey. Sadece ordinatları farklı. İşte biri 620'lerde, öbürü 400'lerde, 350'lerde filan neyse. Peki bu gidişata bakarak ne olacak kısa vadede? Yani ne görüyoruz biz burada? Hurda yani da geçmişine de bakarak sanki yatay seyrediyor gibi.
görünüyor. Şu an ve buradan bilmiyorum yani sanki düşmeyecek gibi geliyor bana. Şu hurda alttaki grafiğe baktığımda. Değil mi? Ya yatay seyredecek, belki de biraz daha çıkacakmış gibi görünüyor. Aldatıcı bir şey mi acaba bu? son şu anki beklenen biraz daha önümüzdeki ay düşmesi, Kasım Aralık'la birlikte hurda fiyatlarının mevsimsel biraz artmasıyla tekliflerin artması. O Şu zaman anki uzun görünen mamul fiyatları da kısa süreli artacak diyoruz. Tabii peki buyurun. Çin şu anda 438 dolardan yanında mesela. Hindistan 380. Pardon, burada 400 kaç? 438 dolardan yeni burada sağlıyor. 438 Hindistan dolardan. 380. Yani şu anda Çin'de böyle bir sistemde böyle bir değişikliği var. Nasıl oluyor peki? Yani Bilmiyorum. 438 Son dolar çok farklı son bir altı fiyat. gemi 438 dolardan aldı. Evet. Türkiye'nin alışları Farklı. şu anda 360-365 dolar Ama belki seviyelerinde. Yeni burada buradasın. ama farklı Yani yani. Burada kaliteleri açısından da ama tabii burası daha fark ediyor. sektörlü yan ürünleri de vardır ama Evet. 380'i alınan burada Hindistan tarafından 438'e Çin topluyor şu anda. Evet. Çin'de şu anda mamul fiyatları da ama bir gerileme eğiliminde zaten. Orada da hurdaya düşmesiyle birlikte orada da mamul tekrar düştü. Bizim ihracat pazarımızda gene negatif etkiliyor. Çünkü aramızda 20 dolar gibi bir fark var. Hani Çin'in verdikleri teklifler mesela Lübnan'a. Yani bu söylenenlere bakarsa yani sizin söylediğiniz de şu eğrinin gidişatını destekleyecek gibi sanki en azından düşmeyecekmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Nasıl? Evet ya tabii ki Çin'in davranışları çok önemli bu piyasada. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz bir numaralı ithalatçı. Peki Ecem Hanım siz İkinci eriye geçeceksiniz galiba. Bununla ilgili bir şey mi söyleyecektiniz? İkinci evreye biraz Dediniz. şeyi gösterecektim. Hani hurdayla her zaman aynı gitmiyor iç piyasa mamul fiyatları anlamında söyleyecektim. Geçelim. Ama ihraç fiyatları aşağı yukarı aynı gidiyor. İhracat O fiyatları zaman öyle iç gidiyor. piyasa fiyatlarında bir İç enteresanlık var. piyasa fiyatlarını işte etkileyen farklı faktörler Ha var. nedir İşte onlar? mesela daha önce dediğimiz gibi kütükten üretim yapıyor. Daha düşük fiyatta BDT çıkışı kütük alımı yapıyorsunuz. Bununla birlikte maliyetiniz düşük oluyor ve ileriye doğru yani yüksek teklif verebiliyorsunuz. Veya dolar yükseliyor, ona bariz bir şekilde yükseltmeniz gerekiyor fiyatı. O yüzden iç piyasayı hani sadece hurda fiyatı düştü, iç piyasada düşer diyemiyoruz aslında. Ya peki şöyle bir şey var buraya da yazmışım zaten. Bu efsane midir, doğru mudur, yanlış mıdır? Yani hurda ile ilgilenenler bilir bunu. Hurda ile mamul arasında en az 200 dolar fark olması lazım derler. Nedir bu? Yani bilmiyorum. Siz bir şey söyleyebilir misiniz o konuda? 150 ile 200 dolar arasında genellikle bir Kaç? fark, 150 ile 200 dolar arasında bir fark olur genellikle. Ama bunu çok etkileyen şey var. Mesela üreticinin aldığı hurdanın kalitesinden, bunun verimlilik oranı, yield oranına göre değişiyor mesela. En başta bu var. Hurdanın %92'sini kullanabiliyor veya %82'sini kullanabiliyor. Bununla birlikte elektrik masrafı giriyor işin içine. Üreticinin kendi enerji kaynağı var mı yoksa devletten mi alıyor? O etkiliyor. Aynı şekilde işçilik masrafı yani üreticiden üreticiye o maliyet hesabı değişiyor diyebiliriz ama ortalama olarak bu seviyelerde evet. Tabii yani hurda önemli bir bölümünü teşkil ediyor ama hurdanın dışında da bir takım maliyet unsurları var. Var. Onlar tabii her üreticinin maliyetini etkiliyor. Ama böyle bir laf var nedense yani kalmış 200 dolar gibi bir şey. Yani sıfır noktası gibi. Yani Evet. birazcık karlı çalışabilmek için 250 dolar olması lazım derler. Bilemiyorum. Evet. Nazlı Hanım size geçeceğiz yassı çelikle ilgili ama size geçmeden önce yine Burçak Hanım'dan alalım bakalım. Entegre Demirçelik Tesislerinin girdisi Cevher nasıl seyretmiş? Cevher piyasaları sene başında güçlüydü. Biliyorsunuz en büyük alıcı Çin. Çin yeni yıl öncesi, Şubat başlarındaki Çin yeni yıl öncesi stoklarını doldurmak isteyen üreticilerin yoğun talebi karşısında piyasa güçlüydü. Yeni yıla güçlü olarak girdi. Yani 150-160 dolar seviyelerinde girdi. Ancak yeni yılın işte hemen başlamasından hemen önce
Stokları yeterli miktara gelen üreticiler tatile çıktılar. Tatilden döndükten sonra mamul piyasalarına, yani nihai ürün piyasalarına bekledikleri piyasa şartlarını bulamadılar. Talep çok düşüktü. Cevher de aynı şekilde kademeli olarak düşmeye başladı. Burada görüldüğü gibi yani Mayıs sonlarına doğru 110 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki yani şimdi cevherle hurda var mı öyle bir şey? Alt alta cevherle hurdayı alt alta koymadık, hayır. Koymadı. Yani sanki hurdaya benzer bir şey bu değil mi? Biraz önce de hurdayı gördük. Yani cevher hurda düşünce cevher de düşüyor. Yani tamamen sanki mamulle ilgili bir şey gibi bu. İkisini de etkiliyor. Bu evet, grafiklerde farklı sebeplerden de olsa aynı sonuç çıkmış. Ama genel olarak tabii global piyasalarda durgun bir sene geçirdiğimiz düşünülürse, yani nihai mamul talebin düşük olduğu düşünülürse, bundan hem cevher hem hurda fiyatları oldukça etkilendi. Ya ben şunun için soruyorum. Salona da sorayım. Onların da görüşünü alayım. Şöyle bir laf vardır. Yani hani işte diyelim ki sıcak mamul üretiyor iki tarafta. Bir tarafı işte Erdemir üretiyor şeyden. Yüksek fırın. İşte demir çelik entegre demir çelik tesisi. Bir başka tarafta ise efendim şeyden, ne derler ona? Hurda'dan. İşte Çolakoğlu diye. İşte bu fiyatlara göre biri diğerine göre avantajlı duruma geçer deniyor yani maliyet açısından. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz biz. Yani hurda düşünce hemen cevherde dengeliyor. Veya artınca cevher de artıyor. Sanki bana öyle geliyor yani burada. Sanki aşağı yukarı şeyler, piyasada belirlenen sıcak rulo fiyatları bir ölçüde maliyetleri de belirliyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani bu eğriler hep aynı. Tesadüf müdür? Yani iniyor, çıkıyor. Burada da aynı şekilde takip ediyor. Mamülü koyalım, o da aynı şekilde herhalde. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Nazlı Hanım, nasıl hurda ile ilgili mamul fiyatları nasıl etkilenmiş? Benzer seyri göstermiş mi? Şimdi hemen hemen seyirler aynı ama Burçak Hanım dediği gibi bu başka sebeplerden, yani piyasaların gerçekten kötü olması, yani gerçek talep diye ortada bir şey kalmaması açıkçası, ona yoruyorum ben benzerliği. Yoksa şöyle söyleyeyim, evet yassı etkilenir, hem hurdadan etkilenir, hem cevherden etkilenir, hem işte dünyanın bir ucundaki fabrikanın kapanmasından etkilenir. Yani tabiri caizse kuş uçsa yassı etkileniyor neredeyse. Çünkü çok farklı üretim kaynakları var. Bu nedenle... Bu nedenle ikisinin beraber, yani bu eğrileri yaratanın yassı çelik olduğunu söylemek bence pek mümkün değil. Yani ham maddeler kendi seyirlerinde ilerliyorlar. Hani burada Türkiye burada için bir belirleyici olabilir ama cevher için değil. En azından öyle söyleyebilirim. Cevher için değil tabii de, yani ben aslında şu noktaya gelmek istiyorum. Yani şimdi kaç dolar şey sıcak rulo fiyatı? 590 diyelim hadi, çok yüksek tonajlarda 580-85'i de görüyoruz ama 590 ile 610 aralığında gidip geliyor tonajına göre, müşterisine liste göre. Liste fiyatı mı bu? Yani genelde bu Türkiye'de... En yüksek fiyat yani. Yani tabii canım, yani çok yüksek bir alım alırsanız 580'e de alırsınız. Liste altından da şeyler olur. Evet, evet, evet. Yani dolayısıyla yani diyelim ki herhangi bir şekilde piyasa dengeleri değişti. 610'dan 650'ye gelir mi? Gelir. Gelir. 700'e gelir. 700'e o zaman da yani ben size gelirim. Hurdacı olarak biraz bana da para ver buradan demez miyim yani? Dersin. İş ticaretin gereği bu olmuyor mu? Dersin. Slapçı da gelir aslında yani. Ya şöyle dolayısıyla kendi içinde dengelenir. Yani muhakkak surette bunun, ben zannetmiyorum ki cevher efendim çıkarma, hurda toplama maliyetiyle bir ilgisi de olsun yani. Sanki piyasa içerisinde dengeler bu şekilde evet, oluşuyor. Evet. Yani 2008 yılında örnek vermek gerekirse nihai mamul fiyatları öncelikle cevher arttı. Arkasından mamul fiyatları arttı. Evet. Hurdaya talep deli gibi artmadı. Yani olan talep vardı ama hurdacı onun gerisine kalmak istemediği için fiyatını arttırdı. Dolayısıyla mamul fiyatı 1500 dolarlardayken
hurda fiyatı 800 dolarlara geldi. Hani evet. Hurdacı da oradaki pastadan payını almak istiyor açıkçası. Kesin. Yani şöyle bir şey de var. Aynı şeyi mineral etkilere bakıyorsak aynı şeyi alıcılar tarafından da görebilirsiniz. Yani cevher ve hurda düştüğü zaman üreticiye gidip evet. alıcı ya senin maliyetin düştü bizim fiyatları da düşür diyor. Emin olun diyor. Kim gidiyor? Alıcılar. Sizin maliyetleriniz düştü bizim fiyatlarımızı da düşürün diye evet. gidiyorlar. Aynı şekilde üretici de bir artış yaparken ham madde fiyatlarını gerekçe göstererek alıcılarına sunabiliyor. Evet. Yani mineral etkilere bakarsanız evet. Yani o dinamikler var. Ama tabii hani Çin çıkışlı cevherin fiyatını kadar etkiliyor mudur? O kadar tetikliyor mudur? Bakmak lazım. Yani aslında tabii maliyetler etkili. Bu son yıllarda da etkili oldu. Son yıllar demeyeyim de. Ne zaman arttıydı o fiyatlar? 2008 miydi? 2008. 1200 dolar filan. Evet. Yani haklı olarak tabii şeyler, ham madde fiyatları artınca mamulede çok yüksek miktarda fiyatlar, ya o ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Değil Çıkış mi? Çıkış noktası oydu ama asıl sebep piyasalardaki talepti. Ama talep... Yani talebi de böyle diyorum ya hani amiyane tabirle böyle gaz verince talep oluşur. Evet. Yani çıkış talebi daha da çok artırır. Evet tabii. Talep artışı da çeker yani bunu evet. işte çekme etkisi diyoruz. Öyle değil midir? Yani fiyatlar giderek yavaş yavaş artıyor. Bir şeyler oluyor demez misiniz normalde? Evet. Herhalde evet. bu bir şeyler var bir an önce alayım dersiniz. Evet. Şeyde de öyle olmaz mı? Borsada da öyle olur bu. İşte balon o yüzden oluşuyor zaten. Yani evet. Şimdi evet. tabii... Birebir olmuyor arkadaşlar bunlar herhalde bilmiyorum katılırsınız. Yani ham madde fiyatlarındaki artışla mamul fiyatlarındaki artış etkisi birebir olmuyor. Yani nasıl oluyor? Üreticiler daha fazla mamule zam yapıyorlar. Doğru mu? Doğru. Neden yapıyorlar? Haklılar mı haksızlar mı? Hayır müşteri. Bunu müşteri ödedikten sonra tabii yani yapmakta haklılar diyeceğiz. Ama üreticilerin de bir haklı yanı yok mudur? Yani şimdi diyelim ki ne diyelim cevher. Cevher ortalama atıyorum 100 diyelim hadi 100 dolar olsun. 100 dolar %50 zam olsun. %50. 100 çok büyük değil mi? %50. Kaç oldu? 100 dolardan 150 dolara çıktı. Şimdi bir ton çelik üretmek için 1,6 ton cevher kullanılır. Çarparsanız o 50 doları 1,6 ile ne yapar? 80 dolar mı? Bir bakıyorsunuz zincirleme sürekli mamul fiyatları artıyor. 2008'de olan hadise o. 1200 dolara mı çıktı? Sıcak rulo fiyatları. Yassı mamulde sıcak 1360 dolar, doğa 1550 dolar. Tabii onlar Erdemir fiyatları tabii. Siz biraz daha fazla zam yapıyorsunuz. Ben biliyorum onu ama dünya piyasalarında genelde herhalde 1200 civarlarında falan kaldı. Doğru Erdemir'in fiyatı 1360 dolardı değil mi? 1360 mıydı? Aynen 1360 dolardı. Evet, burada da sonra 750 oldu. Yani 1360 doları gerektirecek bir fiyat artışı yok. Ham madde girdilerindeki artışta. Ama bir de bu işin kötü tarafı var yani. Neticede entegre demir çelik tesisleri de efendim stokla çalışan tesisler. Tam tersine mamul fiyatları düşünce de elinizde kalıyor o şeyler. Satamıyorsunuz yani. Zarara giriyorsunuz. Dolayısıyla imkan varken parsayı toplayalım diyorlar yani. O yönden de bir haklı tarafları var. Evet Burçak Hanım, cevher fiyatları ile hurda fiyatları arasında 1'e 3 bir oran var diyorlar. Bu da bir efsane. Biraz önceki hani 200 dolar gibi. Doğru mudur? Nedir bu? Yani bu önemli bir şey. Şunun için soruyorum. Eğer hurda fiyatı cevherin 3 katından daha aşağıysa demek ki hurda fiyatları artacak diyebilirsiniz. Var mıdır böyle bir oran? Herhalde bundan 10 yıl önce daha hani insanların baktığı daha uygulanabilir bir oranmış. Ama şimdi baktığınız zaman hani hurdada en büyük satıcı Amerika, en büyük alıcı Türkiye.
Cevher'de en büyük satıcı işte Avustralya, Brezilya, Hindistan. En büyük alıcı Çin. Hı hı. Ürünler farklı. Birisinin mamul piyasaları etkiliyor, birisine daha yassı ağırlıklı. Hani tam birebir söylemek mümkün değil ama yine de piyasalarda bence o yönde bir beklenti oluşuyor. Yani baktığınız zaman ay hurda şişti, cevher bu fiyattaysa hurdanın geri gelmesi gerekir deniyor. Ama hani birebir uygulanabildiğini sanmıyorum açıkçası şu yani anda. Yani petrolle böyle çelik fiyatları arasında da böyle bir bağlantı kuranlar var da evet. Onun için sordum. Yani petrol fiyatları artıştıran neyse çelik fiyatları da artacak derler. Olabilir, mamul fiyatları değiştiği için de. Peki yassıda iç piyasa fiyatlarıyla ihraç fiyatları nasıl seyrediyor? Hemen hemen 20 dolarlık bir aralıkla seyrediyorlar. Yani ihracat fiyatları her zaman bir 20 dolar daha düşük oluyor piyasaları. Yani? Için. Ama yakınlar. 610 mu dedin? Ne dediniz biraz önce? 600 tavan, diyelim hadi. Tavan 600 dersek 600 ise 580 dolara ihracat yapıyorlar. Evet. Yani sağlıklı zaman, bir aralık. İyi o zaman durum yani. Kötü değil yani. Ya şöyle söyleyeyim, ihracat piyasaları biraz yassı için sert. Onun da nedeni Çin gene her zamanki gibi önümüzde bir problem. Çok saldırgan fiyatlarla piyasaya girdiği zaman BDT de fiyatlarını kırıyor ve bizim teklif ettiğimiz pazarlarda bir fiyat düşüşü yaratmanın bir anlamı kalmıyor. Yani içerideki yer alıcıyı küstürmenin bir mantığı olmuyor ihracat fiyatlarını kırarak. Bu nedenle yakın seyrediyorlar ama tabii bazı işler vardır, çok süreklidir ya da çok yüksek tonajlıdır. Güzel indirimler, güzel partiler, satışlar olmuyor değil, oluyor, zaman zaman oluyor. Aslında biz uzun çelik ihracatında iyiyiz ama yassıda da iyi olma yolundayız. Yani hiç bir şey yapmıyor değiliz, iyi gidiyoruz, büyüyoruz ihracatta. Yani uzuncuların tabii daha geçmiş kuvvetli, evet, geçmiş hep kuvvetli. İhracatçı, mecbur, el mahkum ihracat yapıyorlar. Dolayısıyla... Ama yani bu güzel bir şey yani. Üreticilerin durumu demek ki iyi yani. Sadece bir 15-20, 10 dolar, 10 dolar da dediniz yani. 10 dolar, 20 dolar farkla ihracat yaptıklarına göre demek ki kötü bir şey yok. Ya veya iç piyasa fiyatları düşük, bilmiyorum. Durum iyiliğinden değil. Dediğim gibi yani öyle fiyatlar veriliyor ki 50-60 dolar inmeniz gerek. Yani ona inemiyorsunuz zaten. Biz Türkiye olarak o kadar ucuzda çelik mal etmiyoruz. Yani BDT ile Çin'le yarışamıyoruz biz o fiyatlarda, ihraç pazarda. Yani Çin diyorsunuz da Çin'den hep korkuldu yani. İşte yok öyle yapacak, her tarafı istila edecekler, bu kadar üretimi ne yapacaklar. Hiç olmadı korkulduğu gibi. Herkes maşallah çalışıyor yani. Olur mu? Geçen sene Erdemir üretimini arttırdı. Maşallah rekor karlar var. Değil mi? Ama Ceza Çolakoğlu gidiyor. Piyasaya girenler o kadar kötü bir durumu yok. Ama Mesut Bey, geçen sene Eylül ayında herkes fiyat artışı beklerken Çin aynı bu söylediğimizi yaptı. Üstelik demir cevheri fiyatları üzerinde de etkisi olduğu için cevheri de kıstı. Kendi aldığı cevheri de kıstı. Ucuz maliyetli çelik satıp da buralara, Türkiye'ye, işte Arabistan bölgesine, MENA'ya deli gibi ihracat yaptı ve biz o zaman... MENA ne? MENA? MENA... Orta neresi? Güney Amerika mı? MENA neresi? Orta Doğu Kuzey Afrika. Neresi? Orta Doğu Kuzey Afrika. Orta Doğu Kuzey Afrika, evet. Deli gibi bir ihracat yapsa ve bunun sadece böyle bir direkt etkisi yok bizde. Bunun yan etkisi de var. Yani BDT aynı zamanda buraya da çok ihracat yapan bir bölge ve tabii dahili de işleme rejimi sayesinde de burada saç alabiliyorlar BDT'den. BDT'den gelen fiyat düştükçe tek MENA'ya kırmıyor ki, bize de kırıyor. Düştükçe bizim yerel üreticimize de baskı oluşturdu. Yani o yüzden Çin gerçekten çok tetikleyici yassıda. Gerçekten hızlı bazı şeyleri tetikleyebiliyor ve bu söylediğim şeyler 3 gün 4 gün içinde oldu. Yani her tarafa saldırıyor. Mesela Rusya'nın pazarına saldırıyor, atıyorum. O zaman Rusya da geliyor, bize mi saldırıyor? Rusya cevap veriyor. Cevap verirken bizim de fiyatlarımızı düşürerek veriyor. Peki. Şimdi biraz beklentilere geçelim bakalım. Evet. Evet Ecem Hanım. Ne olacak, uzun mamul piyasalarında nasıl bir gelişme bekleniyor? Yani söylediğimiz gibi hani ilk etapta biraz hurda fiyatlarında bir 5-7 dolarlık falan daha bir düşüşler olursa önümüzdeki ayla birlikte... Kasım aralıkla mevsimsel olarak hurda fiyatları biraz çıkacak. Böyle değil, bizim ihracat fiyatlarımız da yükselecek. Yükselecek. Yükselecek tabii. Ocak ayına. Geçici olarak. Yani tabii. Yani 600 dolar fontlara yaklaşmamız bekleniyor. Ama bir yandan da iç piyasada da doların etkisi var. Dolar 2 TL'ye geldiği için zaten iç piyasadaki fiyat şu anda düşemiyor. Hı hı. Onlar da, o da büyük ihtimalle bu seviyelerini koruyacaktır.
çok fazla düşüş yönünde ilerlemeyecek gibi görünüyor şu anda. Peki finansçılar ne diyor dolar için? Kaça kadar çıkarmış? Var mı fikri olan? Yani doların çıkması tabii ki fiyatları düşürücü etkisi olur yani. Doların güçlenmesi. 1.85. Ne o? Ne zaman olur 1.85? Şu anda 2.10'a gidiyor. Nasıl? 1.85 olacak diyor. Dar. Erdem Bey. Evet. Peki. O zaman. Ben 2.2 yani, diyorum. Ben de 2.2 diye duydum. İnşallah. Evet, siz de hurda fiyatlarıyla ilgili benzer şeyi söyleyecektiniz hurda herhalde. Hurda fiyatları yani, zaten mevsimsel olarak evet. Edecek. Yani dolayısıyla pek çok farklı bir şey beklemiyoruz oynama. Maliyetlerden dolayı zaten mamuldeki bir fiyat toparlanması yıl sonuna doğru tamamen hurda kaynaklı. Yani yoksa evet. Diğer sebepleri hani şu anda işte bir sürü savaş tehdidi var. Euro dolar paritesi son derece değişken hani bunların hiçbirisini kestiremiyoruz ama mamuru etkileyecek kısmı zaten ham madde kaynaklı. Savaş falan yok. Yani savaş nereden? Tehdidi var diyelim. Yok yok bir şey yok. yani o tehdit olursa tabii dolar artacak. O zaman fiyatlar da düşer. Mamur piyasasıyla birlikte evet yıl sonuna doğru bir artış denilebilir fiyatlarda. Yassı piyasası. Bizim de bir sürü olasılığımız var ama en çok öne çıkan iki olasılık var şu anda sadece. Biri Çin'in ihracat fiyatlarını bir festivalleri vardı. Onların tatildelerdi. Yeni döndüler şimdi. Bu festival öncesi ihracat fiyatlarını ufak ufak kırmaya başladılar kendi yakın bölgeleri için. Eğer şimdi uzak çevrelere de fiyat kırmaya başlarlarsa fiyatlarımızı düşürürler. Ama şöyle de bir ihtimal var. Yanı başımızda İlva'nın bir yıldır bir süren hayatta kalma mücadelesi var. Eğer İlva kapanırsa ki hani çok uzun hayatta yani mevcut durumunda çok uzun hayatta kalabileceğini sanmıyoruz. Üstelik yani sadece kapanması da gerekmiyor. Bir çelik üreticisinin güvenilirliği ortadan kalktığı zaman zaten yani şöyle söyleyeyim alamayacağınızı düşündüğünüz bir siparişi geçer misiniz fiyatına olursa olsun? Hayır. Yani bu korku olduğu için eğer öyle bir şey olursa geçen sene gördüğümüz etkiyi görebiliriz. Bizim ihracatımız hızla artar ve fiyatlarımız yani artar. Yani işte piyasalarda böyle bir ilva işi çıkardılar, fiyatı arttırdılar geçici de olsa. Orada birazcık bir şeyler topladılar. Yani çok mu önemlidir ilva? Şöyle söyleyeyim, bizim ihracatımız için evet çok önemli. Çok çünkü önemli. Biz, evet, yanı başındayız. Avrupa'nın güvenilir kaynağıyız. Hemen teslim ediyoruz. Fiyatlarımız uygun ve ihracat kotalarımızı dolduruyoruz. Yani daha önce yaptık, yine yaparız. Peki, Çinliler niye gitmiyor İtalya'ya? Çinliler yani Avrupa pazarında çok yani transport maliyetlerinden dolayı aslında gidiyorlar ama çok kabul görmüyorlar. Yani bir de hani bizim transport maliyetiyle mi artık o potayı eritiyoruz ya da işte terminimizle mi eritiyoruz bilmiyorum ama biz çok daha tercih edilebilir bir kaynağız. Evet. Genel olarak özetlersek ben şöyle anlıyorum. Bütün analistler de aslında aynı şeyi söyler. Çok böyle bazıları risksiz şeylerdir tahminler. Bana sorsalar ben de aynı şeyi söylerim. Yatay seyredecek veya geçici bir yükselme olacak. Sonra da zayıf seyredecek. Öyle anladım ben. Doğru da anladım değil mi? Evet. Salondan bununla ilgili bir yorum var mı? Fiyatlarla ilgili. Fiyat ilgilendirmiyor genelde değil mi? Fiyattan ziyade çünkü artık pozisyon almalar zorlaştı. Fiyattan ziyade marjlar ilgilendiriyor. Şimdi ben aslında bitirmeden bu son İrepas toplantısında konuşulanlardan, bizim duayenlerimizden Peter Marks var. O da vardı. Onun öngörülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ne kadar ilgili gelecek öngörüleri, ona siz karar vereceksiniz. Çin dışındaki çelik fabrikaların belki de %15'i şu anda rekabet edecek durumda değil diyor. Bunların ucuz fiyatlarla satışa sunulması çok olası. Yani satılırlar diyor. Şimdi bunu anlayamadım. Şöyle bir durum da var. Diyor ki muhtemelen birden fazla yerde tesisleri olan şirketler çok zorlanacak. Son yılların koşullarında geciken yenileme faaliyetlerinin tamamlanamaması, ürün kalitelerinin vasat kalması ve artan rekabet şartları bu durumun en büyük nedenleri.
Yani biz sağa sola her tarafa böyle şeylerimiz olsun, orada da bir fabrika alalım, burada da bir fabrika alalım diye çaba içerisinde değil miydik? O bir avantaj oluşturmuyor muydu? Herhalde öyleydi, değil mi? Şimdi tersini söylüyor. Satın almalar bundan sonra tek bir çelik şirketinde yoğunlaşması mümkün görünmüyor diyor. ArcelorMittal gibi bir şirket çıkmaz diyor. Amerika'da gelecek 10 yılda talep şaşırtıcı biçimde artacak. Bunun en önemli sebepleri ucuz doğal kaynaklarına yapılacak yatırımlar, altyapının yenilenmesi. Çünkü Amerika'da gerçekten eski de bir sürü şey. Hem yerli hem de yabancı şirketlerce yapılacak fabrika yatırımları, inşaat faaliyetlerindeki artış, çelik kullanan sektörlerdeki normal tüketim artışı. Şimdi burası önemli. Çin'de ise tam tersi bir gelişme yaşanabilir. Resmi kurumlarca önümüzdeki 10 yıl için öngörülen yıllık ortalama %2 ila 3'lük. %2 ila 3'lük büyüme hızı çok iyimser bir rakam diyor. Ev tüketim harcamalarının GDP içindeki oranın artarken, şimdi bu o kadar iyi bir şey değil çelik tüketimi. Yani ev içindeki işte ev aletleri şunlar bunlar neden? Çelik yoğun değil. Onun yerine işte köprüler, möprüler, işte yollar filan yapsanız tabii ki daha fazla. Onu diyor zaten. Artarken 7 kat çelik yoğun sabit sermaye yatırımının azalması, daire fiyatlarının çok yüksek olması Çin'de. İmalatçı şirketlerin fabrika yatırımlarını artık başka bölgelere kanalize etmesi en büyük nedenler. Çin'de yaşanan olumsuz gelişmeler için söylüyor. Amerika bugün fabrika kurmak için dünyanın en iyi yeri. Düşük enerji maliyeti. İşte bu kaya gazından dolayı. Şimdi var ya bir kaya gazı. Dolayısıyla fabrika kurmak için, üretim yapmak için dünyanın en elverişli bölgesi olacak diyor. Efendim şu andaki toplam iş gücünün ancak %9'u imalat sektöründe çalışıyor. Yani geri kalan hepsi hizmet sektöründe. %9. Onun için yeni Amerikan işte yönetimleri, iktidarları imalat sektörünü teşvik edecek ve ithalatı azaltma yönünde tedbirler alacak diyor. Bu da tabii ki negatif bir şey bizler için. Piyasalardaki sıkıntılı durum belki de 2017 yerine 2016'da sona erebilir diyor. Yani 2016'ya kadar böyle çalkantılı gidecek ufak tefek artışlar, düşüşler falan böyle. Yani çok böyle sevindirici bir şey yok diyor. Çin'in 2008-2011 arasında yaptığı aşırı yatırım, yani çelik sektörüne yaptığı yatırım şu anda bumerang etkisi oluşturuyor. Biraz önce söylediğin şey herhalde. Yani o kadar fazla üretim yaptılar, o kapasitelerini o kadar arttırdılar ki yurt içinde artık bu çeliği tüketecek bir yer yok. Mecburen ihracata saldıracaklar diyor. Değil mi? Peki. Gelişmiş ülkelerin en büyük handikapları borçlarının GDP'ye oranlarının artması. İşte emek bildiğimiz şeyler, emeklilik, işsizlik için ayrılan bütçe falan bunlar sürdürülemez düzeylere yükseliyor. Bu da siyasi istikrarsızlığın en önemli nedenleri olacak diyor. Finansal krizler. Dolayısıyla bilemiyorum yani gelişmiş ülkeler içinde Amerika haricinde biraz problemli bir şey öngörmüş. Çelik talebiyle ilgili de şunu diyor. Çelik talebinin GDP ile bağlantılı olduğu ve bunun da büyük oranda tüketim harcamalarından etkilendiği bilinmektedir. Harcamayı tetikleyen şey hem gelir hem de borçlanma ile ilgili algıdır. Yani diyor ki insanlar geliri yüksek olursa efendim kolay borç bulabiliyorlarsa diyor, bulabilecek inanırlarsa şey yaparlar diyor, harcarlar diyor, tüketirler diyor. Şu andaki ortam da buna müsait değil diyor. Çelik tüketimini negatif yönde etkileyen şeyler bunlar diyor. Altın fiyatları düşecek diyor. Bak bunu unutmuşum yani geçerken. Dolayısıyla altınları satmak lazım yani haberiniz olsun. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
bu konuyla ilgili, piyasayla ilgili görüş sunmak isteyen var ise memnuniyetle alırız. Yoksa kimse yani cesaret edemiyor mu bir şey söylemekten? Kolay değil çünkü, değil mi? Fiyatlar artacak, azalacak demek. Ben şahsen edemiyorum yani. Yok herhalde. Ne olursa olsun fark etmez. Evet. Evet, ben çok teşekkür ediyorum değerli konuşmacılarımıza. Ve sizlere de bizleri sabırla dinlediğiniz, size vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki piyasa sohbetleri toplantısında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun.